Rüzgar anlatır zamanın geldiğini. Sonra yağmur sevindirir. Güneş ne zaman ısıtacağını bilir. Ve toprak karar verirse burada sarımsak yetişir diye kimseye söz düşmez. Dikilir. Dikince de doğaya hak verirsin. Bundan daha güzeli olamaz diye. İşte böyle olur taş köprünün sarımsağı. Sarımsak dediğin bebek gibidir. 9 ay her gün uğraştırır seni. Belki çocuklarımızda olduğundan daha çok emeğimiz vardır onda. Ama öyle de bir hayırlı evlat. Vefalıdır vallahi. Doktor gibi toprağı da iyileştirir, suyu da bizi de. Gücünü topraktan, tadını da emekten alır. Bir dişten bir baş, bir baştan 10 diş olur. Sarımsağın bereketini bundan ibaret sanırdım. Ama bir gün metro geldi Taşköprü'ye. Toprağımızın bereketine bereket kattı. Önceden yıl olur satar, yıl olur satamazdık. Alıcı olmayınca ırmağa döker, soranlara da büyük tüccarı aldı derdik. Çok şükür metro geldi geleli büyük tüccar sarımsaksız kaldı. Bizde nasıl daha çok verim alırız, nasıl daha doğal yetiştiririz, tohumu nasıl saklarız, devamlılığı nasıl sağlarız bize bir bir anlattılar. Yetmezmiş gibi bir de sertifika verdiler. Benim sarımsağımın en iyisi olduğunu artık dünya biliyor. Şu minik diştir Taşköprü'nün geçimi. Evine götürdüğü ekmek de bu. Çocuğun alacağın önlük de bu. Biz birlikte çalışır, birlikte kazanırız. Sarımsak buraların umududur. Vallahi ben bir dişle okudum. Baba para yolla demezdim. Sarımsaklar nasıl, mahsul nasıl derdim. Buradaki bütün gençler böyle okumuştur. Biz ona bakarsak o da bize bakar. Metro bizim sarımsakları Avrupa'ya götürmüş. Yani Taşköprü Avrupa'ya köprü olmuş. Şimdi bir diş sarımsağı dünyalara değişmez. Kurtla kuşla, eşle dostla yemeği nasip et. İşte Taşköprü'nün bereket duası budur. Canımızı bu dişe takar çalışırız biz. Vallahi emeğin karşılığını buldukça hayatın değerini anlarsın. Gerçek zenginliğin ne olduğunu. Bazen bir diştir hayat. Bazen bir baş. Toprağa saygı duymaktır. Nereden geldiğini bilmektir. Hayattan tat almaktır. E tabii bir de hayata tat katmaktır. Siz ve Metro.